Vergi mükellefinin gayrimenkul sermaye iradı varsa, yani iş yeri kiraya vermişse ve oradan da kesintiler yapılmışsa, size şöyle bir uyarı geliyor. Bu arada bu bilgileri de hiçbir yerde bulamazsınız. İyi dinleyin. Diyor ki, vergi kesintisi yapmışsınız. Bunun bilgilerini girin. Sonra o bilgileri giriyorsunuz. Arkasından diyor ki 40 bin liradan daha aşağı olduğu için, 40 bin liradan daha aşağı olduğu için bu bilgileri giremezsiniz. Şimdi girmezseniz girin diyor. Tamam mı? Girerseniz de 40 bin liradan aşağı giremezsiniz diyor. Ama hiçbir yerde o gördüğünüz kesintileri silin demiyor. Neyse, ben size en başından söyleyeyim. Uğraşıp durmayın. Eğer 40 bin liranın altındaysa vergi kesintisini gelir vergisi beyannamesinde başlarına çentik atacaksınız ve sil diyeceksiniz. Sil dedikten sonra gelir vergisi beyannamenizi gönderebilirsiniz. Bu videonun arkasından ben aşamalarını size göstereceğim. Şimdi sizinle beraber defter beyan sisteminde gelir vergisi beyannamesi göndereceğim. Gayrimenkul sermaye iradı da var içerisinde. Önce şu güzel manzaraya bakalım. Nereymiş? Papart yaylası. Papart yaylasına gidelim inşallah. Bu sayfadan defter beyan sisteminin içerisine gireceksiniz. Kullanıcı kodunu, şifreyi ve buradaki sayıyı gireceksiniz. Girişe tıklayın. Sayfaya girdikten sonra mükellef mali müşavir işlemleri tıklayın. Mükellef yönetimine tıklayın solda altta. Ekrana gelen mükelleflerden işlemini yapacağınız mükellefi seçin. Hızlı geçiş yap deyin. Mükellefin sayfasına geldikten sonra beyannameler bölümüne geleceksiniz. Beyannameler solda. Yıllık gelir vergisi beyannamesini tıklayın. Aziz Allah Celle Celaluhu. Bakın burada ne yazıyor? 2020. Görüyor musunuz? Ama 2019 yazması gerekiyordu. Yani defteri 2019'a geçireceğiz. Tekrar bu tarafa, sol tarafa geliyorsunuz. Solda sistem yönetimi. Burada sistem yönetimi, defter işlemleri, "2019 defteri işlemleri, Aziz Allah, işlem yap, deftere geç, tekrar beyannameler, 2019'a geçirdik ya defteri, doğru yıla geçirdik, yıllık gelir vergisi, beyannamelerim, beyanname oluştur." Matrahartımı ile ilgili bir uyarı var. Tamam deyin. Okuyup tamam deyin. Yine tamam deyin. Şimdi beyannameyi kontrol edeceğiz. 2019 4. geçici vergideki hesap özetiyle aynı hesap özeti olacak gelir vergisinde, yıllık gelir vergisinde. Bakalım bu nasılmış? Mükellefin hesap özetinde giderleri 17 bin liraymış. Dönem içi hasılatı 932 liraymış. Boş duruyor demek ki. Dönem sonu emtia 34.950 liraymış. Zararı da 16.641 liraymış. Şimdi yıllık gelir vergisinde de aynı şekilde olması lazım. Kazanç bildirimi detayından ticari kazançlara ilişkin bildirime bakalım. Gördüğünüz gibi zarar aynı 16.641.06.
Arkadaşlar buraya baktıktan sonra şuradaki eksiye basın kapansın. Yoksa böyle aşağı doğru destan gibi gereksiz şeylere bakıp duruyorsunuz. Şöyle kapatın, derli toplu görünsün sayfanız. Gelelim şimdi gayrimenkul sermaye iradı bölümüne. Buraya tıklayalım. Mükellefin aldığı kiraları buraya yazmamız gerekiyor. Zaten yazmazsanız sizi uyarıyor. İsterseniz bir kaydet, devam et diyelim. Göstereyim size ben uyarıyı. Onayla gönder diyelim. Kesinti yoluyla ödenen vergilerle ilişkin liste tablosunda vergi tutarı bilgileri toplamı bilgisi kesinti yoluyla ödenen vergiler bilgisine eşit olmalıdır. Tamam diyoruz. Bu uyarı kira geliri elde edenlerde geliyor. Kira geliriniz. Bakın bunu yazacaksınız diyor. Şimdi yine derli toplu hale getirdik. Kesinti yoluyla ilgili bilgilere bir bakalım. Genel bilgilere gelin. Ekler. Bakın burada ne yazıyor? Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste. Tıklayın. Görüyor musunuz? Diyor ki iki ayrı yerden kira geliri elde etmiştir mükellef. Bunların beyanını gayrimenkul sermaye iradı bölümüne yazın diyor. Bu arada bu uyarı meskenlerde gelmiyor, iş yerlerinde geliyor. İş yeri olduğu için muhtasarla bildirdikleri için kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin listede bu bilgi geliyor. Burayı size göstermek için açtım. Şimdi kapatalım. Yine değerli toplu hale getirdik. Kazanç bildirimi. Gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin bildirim. Burayı tıklayacağız. O kesinti yoluyla alınan vergilere uyumlu şekilde buraya kira gelirlerini kaydedeceğiz. İstedikleri bilgiler bunlarmış. Kira geliri elde edildiği süre, hissesi vesaire vesaire, adres no. Şimdi arkadaşlar size nasıl doldurduğumu göstereyim. Gayrimenkulün türü, iş yeri. Kira gelirine ait olduğu yıl 2019, 12 ay kira geliri almış. Hisse 100, yani %100'ü aynı kişiye ait. Vergi değeri 100.000, yani dükkanın değeri diyelim. Kira geliri hisseye düşen 2250, kesilen gelir vergisi 450 lira. Eğer mesken olsaydı bunu yazacaktınız. Kesilen gelir vergisi olmayacaktı. Ankara merkez, adres no'da buymuş. Adresi de güzelce yazmayı unutmayın. Sonra tamam deyin. Bakın ikincisini de yazdım ben buraya. İkincisinin de İşte yine %100'ü, 2 aylık bu sefer kirası bu. Kesilen gelir vergisi 175, yine Ankara Pilerne Mahallesi vesaire. Kira bedeliniz emsal bedelinden küçük olmamalıdır diye uyarı geliyor. Tamam diyoruz. Eğer diyor küçük olduğunu tespit edersek ispat edici belgelerinizin olması lazım. Yoksa biz o kadar kira geliri olmaz diye artırırız ve yeniden size vergi tahakkuk ettiririz diye maliye uyarıyor. Tamam dedik, evet dedik. Kürtbinden fazla olmadığından beyanı dahil edilemez. Tamam diyelim. Onayla gönder. Evet diyelim. Şimdi arkadaşlar bunları kesinti, kesilen vergi dönemi, işte ödemenin bürüt tutamı, vergi kesintisi eşit olmalıdır diye uyarı veriyordu ya. Biz de ne yaptık? Uyarı veriyor, madem öyle eşitleyelim dedik, girdik ya. Arkasından da ne dedi? 40 bin liranın altındaysa giremezsin dedi.
O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacakmışız daha doğrusu? Burayı ve burayı tıklıyorsunuz. Sil diyorsunuz. Bakın, seçtiğiniz kayıtlar silinecek. Tamam. Evet. Gördünüz mü? Neden sildirdi biliyor musunuz? Zaten mükellef zararda. Zaten mükellef zararda. Ayrıca bir de 40 bin liranın altındaysa zaten giremezsiniz diye uyarı veriyor ya. Aslında şöyle bir saçmalık var. Madem 40 bin liranın altındaysa giremiyorsak, 40 bin liranın altındaysa buraya yazıp bize gönderme, değil mi? Hem yazıp göndermiş, girin diyor. Hem de onaylattırmıyor bize. Neyse, onayla gönder. İş yeri bilgisi seçilmelidir diyor. Seçelim. Şuradan iş yeri bilgileri. Evet, sabit iş yerinde faaliyet yürütmekteyim. Kiracı. Kiracıyız. Ha, buraya mülk sahibinin bilgilerini yazacağız. Mülk sahibinin bilgilerini nereden yazacaksınız biliyor musunuz? Muhtasar beyannameyi açın. Arkasından mülk sahibinin bilgilerini yazın. Eklediğin. Şimdi buraya mülk sahibinin TC'sini, altına mülk sahibinin vergi no'sunu, vergi no'ya gerek yok. Tüzel kişilikte vergi no yazılır. Adı, soyadı, kiralanan iş yeri, adresi, kira tutarı vesaire. 2019 toplam kira tutarını yazacaksınız. Bakın ne yazıyor. 2625. 4 ay bu şekildeydi. 4 ile çarpın. 10.500. Buraya 10.500 yazacaksınız. Çünkü 4 defa verildi muhtasar beyanname. Tamam. Yani 1 yılda neyse. 1 yılda ne kadar verilmiş. Sonuçta bu şekilde doldurmuş olacaksınız. Onayla gönder diyelim. Diyor ki iş yeri sahiplik bilgisi tablosunda birinci satırda kiralanan iş yeri adresi. Ha, iş yeri adresini de girelim. İş yeri adresi numarasını gireceğiz. Yine muhtasar beyannameden adres no'yu buradan alacaksınız. Oraya yazacaksınız. Ne yaptık? İş yeri numarasını da yazdık. Şimdi onayla gönder diyelim. Beyannameyi gönderebildik. Beyannamelerim. Onay bekliyor. Bakalım. Onayla. Evet. Evet, onaylandı. Şimdi yazdıralım. Takip buraya indi. Kolay gelsin.